anneler. Bugün Miss Bebek'teyiz. Yanımda Türkiye'nin ilk sertifikalı baby wearing, bebek giyimi eğitmeni Ceren Bebek var. Merhabalar Ceren. Merhaba. Ceren, Mai Tai nedir ve Mai Tai nasıl bağlanır? Bana anlatır mısın? Seve seve. Mai Tai uzak doğu taşıma gereçlerinden biri. Aslında hani wrestling'den sonra, wrestling bu dikdörtgen olan taşıma bezi. Evet. Ondan sonra en pratik, yani pratik onun bir adım ilerisi gibi düşünebileceğimiz bir taşıma gereci. Çünkü aslında hiçbir şey yok. Bu orijinal bir Mai Tai. Evet. Hiçbir tokası, klipsi yok. Sadece kumaş. Evet. Dikdörtgen gördüğün gibi gene bu şekilde kesilmiş. Yani evet. Mai Tai'lar bir sonraki adım olan ergonomik kanguruların aslında... Atası mı? Aynen öyle söylenebilir bütün evet. taşıma gereçlerinin. Çünkü o bu mantıktan çıkmış. Evet. Burada benim elimdeki Mai Tai dokuma kumaşından yapılmış bir Mai Tai. Biz zaten bebeğin omurilik gelişimi desteklemesi adına dokuma kumaştan olmasını öneriyoruz. İkinci bir kriter var artık taşıma gereçlerine geçtiğimiz için. Burada ikinci bir kriter de bebekle birlikte büyüyebilmesi. Evet. Yani bacak arasının gördüğün gibi... Böyle bacak bebeğe göre yeni doğandan itibaren kullanılacak olmak gibi bir opsiyon sunuyoruz. Çünkü evet. yeni doğan bebeğin bacak arasıyla bunlar 15 kiloya kadar bir kullanım sunuyor. Genel olarak taşıyıcılardan bahsedecek olursak. O da aslında 2,5 yaş, 2 yaş civarı. Evet. Yani her bebeğin gelişimi farklı tabii ki. O anlamda burada bebeğin bacak arasını bebeğe göre ayarlayabilmek kalça gelişimini desteklemenin en önemli unsurlarından biri. Orada da şimdi bebeğimize göre ayarladıktan sonra belime bağlıyorum. Şimdi bu düğüm atıyorsun değil mi? Düğüm atıyorum. Evet. İki düğüm. Sıkı sıkı. Taşıma gereçlerinde genelde taşıyan kişinin kendini nasıl hissettiği, yani bele düğümün bel boşluğunda mı, kalça üzerinde mi atılacağı kişinin kendisine kalmış. Rahatlık hissiyatıyla alakalı. Peki. Ben bel boşluğumda rahat hissettiğim için oraya bağladım. Şimdi bebeği alacağım. Senden ya da yatarken bebeğimi alıyorum. Evet. Bebeğimi alıyorum. Mümkünse ayna karşısında. Evet. Kendimi görerek ne yaptığımı da görebilmem açısından. Bebeğimi bu şekilde tutarken gene her taşıyıcıyı ya da bebeğimizi her giydiğimiz zamanda olduğu gibi rahat olmamız çok önemli. Yani bebek bizi hissedecektir. Doğru bir taşıyıcıyla doğru bir şekilde bebeğimizi giyiyorsak zaten ona fiziksel olarak yaptığımız bir yanlış mevcut değil. O anlamda onu sadece alışma süresine imkan verebilmemiz gerekiyor. Bebeklerin giyilmesinde de biz nasıl bir taşıma gerecini pratik yapma ihtiyacı duyuyoruz. Bebeklerin de buna ihtiyaç duydukları olabiliyor. O yüzden olabildiğince alışma sakin. Alışma süresi olacak yani birazcık bebeklerin. Aynen. Değil mi? Bazı bebekte 2 saat, bazı bebekte 2 gün, bazı bebekte 2 hafta oluyor. Değişiyor kişiye göre. Her bebek farklı. Evet. Şimdi şuradan tekrar alayım. Bebeği aldım. Sonra sırt panelini yukarı çıkarıyorum. Bir elimle buradan desteklerken bir kolumun üstünden atıyorum. Diğer kol kayışını da bu taraftan atıyorum. Öbür koluma geldi. Şimdi bebeğin bir elini tutarken diğer elimle gördüğünüz gibi arkadan ikisini de tutuyorum. Buradan sıkı sıkı tuttuktan sonra zaten bebeğim şu anda sağlam. Evet. O yüzden öbür elimi de bırakıyorum. Çapraz yapıyorum. Mai Tai'nin en önemli özelliklerinden biri kayışları çapraz yapıp sırtımda bacaklarının altından geçiriyorum ve düğümümü atıyorum. Bu sefer bebeğin evet bacaklarının altını düğümleniyor. Evet. Bunu isterseniz bu fazlalığı tekrar arkaya götürebilirsiniz. Başka bir şekilde fiyonk yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Şimdi burada bizim bakacağımız nokta. Şimdi bebeğin burnu hiçbir şekilde annenin göğsüne gelecek gibi olmayacak. Yani burnu hep açıkta olacak. Mümkünse bebeğin kafasını çevireceğiz. Evet, nefes alışverişiyle ilgili. İkincisi gene doğru ve ergonomik taşıma gereçlerinde boyun desteği denilen bir şeyden bahsediyoruz. Yani yeni doğan bebeğin sırtının omuriliğinin desteklenmesi kadar boynunun desteklenmesi de önemli bir faktör. O anlamda bakın bu taşıma gerecinde mesela böyle bir boyun desteği var. Evet. Bakın bebeğe göre ayarlayabildiğiniz evet. bir boyun desteği. Burası işte rüzgarlığı emzirirken çünkü bu taşıma gereçlerinin hepsinde artık aynen
emzirmek de mümkün oluyor. Şimdi şurada bir dikkat etmek istediğim, bakın bacakları demin yani bahsetmek istediğimiz olması gereken gelişim nedir? C pozisyonu, omuriliğin gelişimi ve bacakların 90 derecelik yani en azından aşağı sarkmaması gerekliliği. Hani bebeğin büyüklüğüne göre de en azından 90 derece M pozisyonu yani şu şekilde olması. Şimdi burada bunun olmamasının nedeni nedir? Demek ki bu bebeğe göre çok daraltmışız bacak arasını. Evet, biraz daha açmamız gerekecek. Yani normalde çıkarıp tekrardan bebeğe göre ayarlayıp tekrardan bebeği almanız uygundur. Ama ben şimdi burada görmeniz, aradaki farkı görmeniz için bu şekilde yapıyorum. Bakın buradan geldiğinde ne oluyor? Bebeğin bacağını olması gerektiği gibi destekliyor. Yani evet, bebekle birlikte büyüyebilmek bu anlamda önemli bir kriter. Peki. Muay Thai'de aslında çok pratik. İki evet, eli çok pratikmiş gerçekten. Serbestçe kullanabileceğimiz, bebeği de kucağımızda sevgili hissedebileceğimiz ve taşıma gereci. Evet, bağlanması da çok pratikmiş evet, gerçekten. Aynen. Peki, çok teşekkür ederim Ceren. Rica ederim. Evet sevgili anneler, Muay Thai'nin nasıl bağlandığını görmüş olduk. Bana göre çok pratik bir sistem. Benim çok hoşuma gitti. Siz de denemek isterseniz bu videoyu izleyip yapabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.